hoş bulduk. Kendim pişir kendin ye şeklinde bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Birazcık beklettik sizi, kusura bakmayın. Anca yol malum, İstanbul'dan geldik. İsmim Tarık Şerbetçioğlu. Tiyatro sanatçısıyım. Hali hazırda İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarında oyuncu yönetmen olarak çalışıyorum. Onun dışında İstanbul Kumpanyası adında İstanbul'un her yerinde faaliyet gösteren bir tiyatromuz var. Bu tiyatromuzda şu an bu sezon 2 yetişkin 5 çocuk oyunumuz var. Gördüğünüz arkadaşlarımız, burada oturan arkadaşlarımız da Şimdi Sırası mı adlı oyunumuzun kadrosu bu akşam 12. Uluslararası Bilecik Festivali'nde oynamak için buraya geldik. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Galiba soru cevap şeklinde yürüyecek anladığım kadarıyla. Katkılarınızı bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Ona göre de yönlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ben başlayayım. Lütfen. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz. Sizi bir araştırma vaktinde bulunduk. Yani araştırdık. Şöyle sormak istiyorum. Siz uzun zamanlar tiyatro eğitimcisi olarak görev yaptınız. Drama eğitimcisi olarak görev yaptınız. Yaptığınız görevde ettiğiniz öğrenciler bu zamanda tiyatroya katkıları oluyor mu? Veya bu zamanda onlar tiyatro adına bir çalışmada bulunuyor? Bulunuyor. Tabii benim meslekteki 30. senem. Bu süreç içerisinde pek çok yerde, pek çok farklı kurumda ya da özel olarak eğitmenlik işi yaptım. Çünkü ben hep şunu düşündüm, yani bir yandan oyun yazıyorum, oyun yönetiyorum, oyunculuk yapıyorum. Onun dışında da eğitmenlikte hiçbir zaman bırakmadığım bir şey oldu. Pek çok oyuncu var şu an sizlerin tanıdığı. Nasıl anlatayım mesela? Damla Sönmez benim öğrencimdir. Bilmiyorum, biliyor musunuz ismini? Pek çok dizide falan seyrediyorsunuzdur muhtemelen. Neşem Akan benim öğrencimdir. Şimdi mesela en son Muhammed Emre Kaya diye bir öğrencim var. Beraberiz şehir tiyatrolarında, Makedonya Gamzesi'nde oynuyor. Şu an provasında olduğum, yönettiğim oyunda. D22 diye bir tiyatro kurdular mesela, Can Kulan benim öğrencimdir. Pek çok, yani şu an aklıma gelenler bunlar. Pek çok öğrencim var tiyatroda, şu an tiyatro dünyasında iş yapan, oyunculuk yapan, dizilerde oynayan pek çok kişi var. Hatırlayamadıklarım da oluyor illaki. Yani uzun soluklu bir yolculuk bu. 1987'de ben profesyonel olmuştum. 1994'te şehir tiyatrolarına girdim. Biz 2017'deyiz, 30 sene olmuş. Onun için çok kişi var. Yani aklıma gelenler bunlar, diğerleri bağışlasın. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Evet. Öncelikle üniversitemize hepiniz hoş geldiniz. Bayağı bir kalabalık ekip ve gerçekten tebrik ediyorum Tarık Şerbetçioğlu sizi, ekibinizi de. Ben şunu sormak istiyorum. İlk kamera önü oyunculuğunuzda 95 yılıydı galiba, Zamanda Yolculuk. Yani 93 olması lazım. 93 yani, olabilir. 93 galiba. İnternetin acizliğini biliyorum. Bu ara ben yoktum çünkü. doğum tarihinizde 69'lu falan yıllar, yani 25-26 yaşlarda, evet, falan herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. O yaşlarda mesela nasıl bir histi bu sizin için? Ben İstanbul'a üniversite okumaya geldim. Önce İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde okudum. 2 sene. Sonra matematik, lütfen uzun, ne olur. Biraz uzun anlatayım. çünkü burası da bir üniversite. Dolayısıyla belki bu hikayenin bu kısmı ilginizi çekebilir. Ben liseden mezun olduğumda, Edirne Lisesi'nden mezun oldum. O zamanlar işte bilgisayar 85 mezunuyum. Bilgisayar denen şey ülkemize giriş yapmıştı ve herkes de bir bilgisayar öğrenme,
bilgisayar bölümüne girme hevesi vardı. Bende de vardı bu. Bunu da yapabileceğim tek yerim fen fakültelerinin matematik bölümleri olduğu söylendi. Dolayısıyla ben 8 tercih yaptım o zamanki sınav sisteminde. 3. tercihim İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi matematik bölümüydü. Orayı kazandım. Yani ben İstanbul'da matematik okumaya geldim. Daha doğrusu bilgisayar öğrenmeye geldim. Fakat okulda bilgisayar dersi yoktu. Dedim ki nasıl ya yani? Fen Fakültesi matematik, ben bilgisayar okumaya geldim. Bilgisayar dersi yok. Dediler ki burada yok. Hani 2 sene okuduk, ön lisans tamam. Burada öyle bir ders yok. Nerede var? Yıldız Üniversitesi fizik bölümünde var. Ondan sonra tekrar üniversite sınavına girdim. Yıldız Üniversitesi fizik bölümünü kazandım. Gittim oraya. Tabii iki sınıf geçmişim ön lisanstan. Dediler ki sen 3. sınıftan başla. Yıldız Üniversitesi'nde fizik bölümünde 3. sınıftan başla. Tabii bilgisayar Fortran ve Basic var. Onları alttan ders olarak birden ikiden alacaksın. Tamam, ben 3. sınıfta okudum. 4'e geçtiğim sene. Ama bu arada hayatıma tiyatro bulaşmış. Yani 1987'de bir oluşumun içinde yer alarak tiyatroya başlamışım. Amatörlükten işte yarı profesyonel olmuşum falan. O bir ayrı serüven. 3'ten 4'e geçtiğim sene dediler ki bir dakika sen gel. İdris Gümüş bizim fizik bölüm başkanımızdı. Şevket Erkek dekanımızdı. Beni çağırdılar. Ben de orada okulda tiyatro faaliyetleri yapıyorum. Yıldız Üniversitesi'nde şenlikler yapıyorum falan. Bizim Fen Fakültesi bölümünde. Hamdi Alkan da ana binada, Yıldız ana binada tiyatro yapıyor. Hamdi Alkan'ı biliyorsunuz herhalde. Yani tiyatro oyunları yapıyorum, işte festivaller yapıyorum. Dediler ki bir dakika sen gel, ne oldu? Sen dediler İstanbul Üniversitesi'nde inkılap tarihi, beden eğitimi derslerini almamışsın. Yoktu orada. Burada var. Sen onları almadan nasıl bilsin? 4'e geçiremeyiz. Burada kredili sistem var. Sen şimdi dediler tekrar 1. sınıfa geri döneceksin. Bunları okuyacaksın. Yani dedim ki peki nasıl olacak geçtiğim dersler? Ya sınavlara girersin, adını yazarsın. Biz geçen seneki sınav kağıdını koyarız oraya. Aynı notu veririz sana. Ama ben 3 sene kaybedeceğim tekrar sil baştan. Dediler ki sıkıntı yok, hallederiz. Tamam. Sonra beni yordu ya. Yani öğrencilik beni yordu. Adam tekrar geriye dönüp 3 sene daha okuduktan sonra 4. sınıfa geldiğimde artık ben çok yorulmuştum, yaşlanmıştım. Çünkü 2 sene orada gitmiş, 3 sene burayı okumuşum, tekrar geri gelmişim falan. Bu arada da tiyatro çok ağır basmaya başladı. Çünkü kendimi daha iyi ifade edebildiğim bir şeyin içinde olduğumu hissettim. Bir de şunu gördüm ki daha Türkiye öyle bir bilgisayar falan filan o işlere hazır değil. Yani 10 RAM, 20 bilmem ne yazmakla bilgisayar programcısı olamayacağım. Daha oralarda değiliz. Şimdi yavaş yavaş oralardayız herhalde. Var mı bilgisayar bölümünde okuyan arkadaş bilmiyorum ama şimdi çok muhakkak bilgisayar programcılığı başlı başına bir bölüm. Çok daha önemli işler yapıyorlar falan. Dedim ki bu olmuyor. Öğretmen olman lazım, formasyon alman lazım. Bilim adamı olayım dedim. Dedim derken film adamı oldum. Yani olamayınca işte o dönemlerdir. 92-93'te bir tiyatroda çalışıyorum. O sırada işte Zamanda Yolculuk dizisi TRT'de başlıyor. 100 bölüm oynadım Zamanda Yolculuk dizisinde. Çok iyi bir kadroydu. Mehmet Ali Erbil sunuyordu. Sanki bir haber bülteni gibi. İşte Ercüment Balakoğlu vardı, İskender Bağcılar vardı. Oktar Durukan vardı, Yasemin Koşal vardı, Selda Özer vardı. Yani çok kalabalık bir kadro. Avni Özgürel senaryosunu yazıyor. Şu an belki biliyorsunuzdur, gazeteci yazar Avni Özgürel. Hüseyin Karakaş da yönetmenimizdi. TRT'nin çok önemli yönetmenlerinden bir tanesi. İşte Ekrem Boras'ından aklınıza kim geliyorsa vardı. Yani çok kalabalık bir kadroydu. 100 bölüm sürdü. Benim için bir tecrübeydi. Şu an arada bakıyorum TRT arşivine yüklemişler. TRT arşivde bazı eski bölümleri görebiliyorum. Keyifli bir süreçti. Benim için okul gibiydi. Ben zaten tarihe meraklıyımdır. Bir de Zamanda Yolculuk bir tarih dizisi. Ama biraz absürt bir dizi. Absürtlüğü şuradan geliyor. Tarihsel gerçekliği olan olayları dramatik olarak anlatıyoruz, dramatize ederek anlatıyoruz. Bir haber bülteni sunarcasına Mehmet Ali Erbil geliyor, diyor ki bugün günlerden 29 Mayıs 1453
Türkler İstanbul'u fethettiler diyor falan. İşte oradan tarihi bir haber bülteni sunarcasına VTV izleyelim dediğinde bir şeye bağlanıyor. Mesela orada o andan bir şey, işte Zanos Paşa'yla bilmem ne şöyle oldu falan filan. Ben orada çok padişah oynadım. Kanuni Sultan Süleyman'ın gençliğini ben oynadım. Birçok padişah rollerini oynadım. Yani güzel ve çok keyifliydi. Kaliteli bir işti. Bu tabii bütün coğrafyadan, yani şeyden de haber veriyor, işte İngiltere'den de bir haber var. Yani böyle bir tarihi mecmua gibi ama bunun böyle birazcık dramatize edilmişi, birazcık komediyle bezenmişi. Çok hoş bir çalışmaydı. Merak edenler TRT arşivine gidip izleyebilirler, zamanında yolculuk iyi bir iştir. Yani öyle geçti, başladı. Benim için okul gibiydi. İşte pek çok insan için okul gibiydi. Mesela Nilüfer Çamur vardı bizde, o zaman kostüm tasarım yardımcısıydı Nilüfer. Nilüfer şimdi Muhteşem Yüzyıl'ı yaptı en son, sanat yönetmeniydi. Yani oradan yürüdü, oradan çok insan çıktı. Mesela Adnan vardı bizim kameramanımız, sonra Adnan başlı başına yönetmen oldu. Pek çok sevdiğiniz dizinin yönetmenidir şu an Adnan. Yani o kadar çok insan vardı ki ve bunların her biri bir yerlerde şu an. Kostüm tasarım yardımcısından kameramanına kadar şu an Türk televizyon sektöründe, dizi sektöründe çok önemli yerlerde olan bir sürü insan o işlerin içinden çıktı. Çünkü orada hem dekorlar üretiliyordu, hem kostümler dikiliyordu, hem biz prova yapıyorduk, hem yaptığımız provaları işte hemen çekim atmosferine hazırlanıyordu. Yani bir okul gibi haftanın her günü gidiyorduk mesela sete ve 100 bölüm uzun bir süre, yani yaklaşık 2 sene biz orada yattık, orada kaldık. Kostümünden dekoruna kadar her şeyin yapılışına şahit olduk falan. Çok keyifli bir süreçti benim adıma. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz uzun anlattım. Sormayın. Şey yok. Teşekkür ederim. Arkadaşımız bir şey yapmak istiyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarımız da birer cümleyle isterseniz kendilerinden bahsetsinler. Onları da size tanıtmak isterim. Oradan sağ baştan başlayalım. Ben Deniz Noyan. Bu oyunda Bayan Lili'yi oynuyorum. Arkadaşıma söz veriyorum. Ben de Deniz Nida Şener. Bu oyunda Mesut karakterini oynuyorum. Arkadaşıma söz veriyorum. Böyle bir format oynuyorum. Merhaba, Aydeniz Kurtuluş. Deniz değilim, Aydeniz'im ben. Ben de bu oyunda Hizmetçi Şerife'yi oynuyorum. Merhaba, ben Deniz Gizem falan. Güzel, sen de güzel. Gizem İnceoğlu. Ben de bu oyunda Serap karakterini oynuyorum. Bu kadar herhalde. Öyle başladı, öyle geldi. Bu arada İstanbul Kumpanyası'nın oyuncusuyum ben de 5 yıldır. Hepimiz burada uzun sene, kısa sene çalışanlar. Ben en başından beri buradayım. Böyle devam ediyorum. Merhaba, ben Yansı Deniz Özçelik. Eskişehir Anadolu Üniversitesi oyunculuktan mezun oldum. Bir yıldır İstanbul Kumpanyası'nda çalışıyorum. Bu oyunda da Ahu karakterinde oynuyorum. Merhaba, ben Dilara Büyükbayraktar. Ben de ilk senem şu an benim İstanbul Kumpanyası'nda. Ben de Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Sanırım bu kadar. Belkıs oynuyorum bu oyunda da. Belkıs de. Evet, Serhan'cığım. Hangi kameraya bakıyorum falan? Buraya. Anne. Oy salladı arkadaş, hangi kameraya bakıyorum. Serhan Atak ben. 2 yıldır İstanbul Kumpanyası'ndayım. Bu oyunda Sertaç karakterini canlandırıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Seda Nuroğlu. 3 yıldır İstanbul Kumpanyası'nda oyunculuk yapıyorum ben de. Arkadaşlarımla çok keyifli işler yapıyoruz. Sağ olsun hocalarımız başımızdalar. Oyunculuğa bulaşan öğrencileriniz var mı? Devam eden dediniz. Biz hepimiz Tarık Şerbetçioğlu'nun öğrencisiyiz bu arada. Bebin Nur Hoca'nın. Bu oyunda da, şimdi sırası mı oyununda da, İkbal karakterini canlandırıyorum.
Merhaba, ben Cem Özoktay. Ben de oyunculuk kariyerime İstanbul Kumpanyası'yla 4 yıl önce başladım. Birçok çocuk oyununda ve yetişkin oyununda yer aldım İstanbul Kumpanyası bünyesinde. Şimdi sırasımı oyununuzda da Kamran karakterini oynuyorum. Cem, nereden mezun olduğunu da söyle. Belki burada başka bölümlerde okuyup bir gün tiyatrocu olabilir miyim diye düşünenler için. Ben Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Bayağı bir elektronik mühendisliği yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar verdim. Yani bir şekilde sahne tozunu yuttum diyeyim. Yalnız ben de Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat bölümündeyim. Çok önemli. Yani aslında bir anlamda... Ya. Ben de söyleyeyim hocam. Ben de inşaat mühendisliği kazanıp gitmedim mesela. Şimdi çok vardır böyle. Türk tiyatrosunda çok böyle insan var. Yani farklı mesleklerde okuyup da, farklı okullarda okuyup da sonradan tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu olmaya karar veren ve bu anlamda bir çaba sarf eden bu arkadaşlarımızdan bazıları da o anlamda bu yoldalar. Tiyatro üniversitelerine, özür dilerim sırayı böldüm ama üniversitelerin tiyatro kulüpleri de bu anlamda çok faydalıdır. Mesela Murat Maltaban matematik okudu. Yiğit Sertdemir manevi mühendisliğinde okudu. Yani pek çok tanıdığım şehir tiyatrosu oyuncuların içinde de var. Sizlerin tanıdığı pek çok oyuncu da böyle. Mesela Fahrettin Cürekli Batur doktor Cüneyt Arkın'da yani. Farklı meslek gruplarından gelip oyunculuk yapan pek çok insan var. Yeter ki burada kendilerini ifade edebilmek için gerekli alanı bulsunlar ve bu anlamda da gereken emeği, özveriyi ve çabayı sergilesinler. Merhaba, ben Ezgi Altıkulaç. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. 4 yıldır İstanbul Kumpanyası'nda oyunculuk yapıyorum. Çocuk oyunları ve yetişkin oyunlarında yer aldım. Şimdi sırası mı oyunumuzda da Ferit'in eşi Nazan'ı canlandırıyorum. Zaman zaman, yaklaşık 3 yıl oldu, uzun metrajlı filmlerde kamera arkasında sanat yönetmenliği ve kostüm şefliği de yapıyorum. Bir şekilde sanatla iç içe olmaya çalışıyorum yani. Hepimiz de öyleyiz. Bir yerlerden hep tutmaya çalışıyoruz sanatı, tiyatroyu. Böyle. Uzandan biraz zor. Duyabiliyorlar yani herhalde. Mikrofon lüksü içindeyiz ama. Ben Doğan Aycireli. İstanbul Kumpanyası ile bu sene çalışmaya başladık. Ben de Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunuyum. Ama tabii ki sanat dedik. Şu anda da Kadir Has Üniversitesi'nde yüksek lisans oyunculuk bölümünde yapıyorum. Şimdi sırası oyunda da kumsal karakter oynayayım. Evet. buyurun. Merhaba, ben Enes Alan Bilecik Üniversitesi'nde kimya mühendisiyim. Çok özür dilerim, isminizi bir daha duyabilir miyim? Enes Alan. Enes. 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 Buyur. Bilecik Üniversitesi'nde kimya mühendisi öğrencisi rolünde oynuyorum. Soruyu hepinize sormak istiyorum çünkü ben de tiyatroyu çok seviyorum ve tiyatroda oyun falan çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlarımla. Rollerinizi hazırlanırken nasıl hazırlıyorsunuz rolleri? Yani şöyle bir şey Enes'cim. Diğerleri çıkabilir bu şekilde. Şimdi öncelikle üniversitelerde tiyatro kulüpleri, daha doğrusu lisede, ilkokulda, ortaokulda tiyatroyla haşır neşir olmak bize ne anlamda bir fayda sağlar? Oradan başlayayım. Belki de kendimizi tanımak ve ifade etmek noktasında tiyatro bize yardımcı olacak bir araçtır. Ne okursanız okuyun. Öğretmen olun, doktor olun, avukat olun, mühendis olun. Bir gün bir sunum yapmanız, bir gün bir ders vermeniz, bir gün birilerinin önünde konuşmanız icap edebilir. Bu noktada kendi malzemenizi, kendinizi daha iyi refere edebilmek, kendinizi daha iyi tanıtabilmek, topluluğa hitap konusunda, hitabet konusunda bir özgüven geliştirebilmek noktasında bir takım yardımcı unsurlara ihtiyacınız var. Bunların en temelinde de tiyatro gelir. Çünkü tiyatro bir aktarım sanatı. Kendimizi ifade etme sanatı. Onun için muhakkak
size tavsiyem, kurs olabilir, böyle bir kulüp olabilir. Ama bir şekilde bir gün bir yerlerde mutlaka tiyatro ile ilgili bir eğitim alın. Bir atölye çalışmasına katılın. En kötü ihtimalle tiyatro sever olursunuz. Oyun seyredersiniz. Her oyun bir dünya. Her çalıştığımız oyun bir dünya. Bir role nasıl hazırlanıyoruz? Basit gibi, bizim için basit gibi gözüken ama aslında çok zor bir soru bu. Benim için her oynadığım oyun yeni bir dünyayı tanımama sebep oluyor. Bir kere buradan başlıyorum en önce. Yazdığım bir oyun. Oyun nerede geçiyor? Ne zaman geçiyor? Hangi zaman diliminde? O zaman insanlar ne yer, ne içerdi, ne konuşurlardı? O zaman insanlar nasıl yaşıyorlardı? O tarihlerde hangi olaylar var dünyayı etkileyen? Veya dünya coğrafyasının neresindeyim? Atıyorum, Kırmızı Pazartesi oynuyor diyelim ki. Gabriel Garcia Marquez'in romanından uyarlanmış bir şey. Demek Kolombiya'yı bilmem lazım. Dönemi bilmem lazım. Hele bir de bu işin içine yönetmenliğinizi katarsanız, iş çok. Hisse-i Şaya yönettim geçen sene şehir tiyatrolarında. Ayakkabının üzerindeki nakışa kadar bilmek durumundayım. 1911 yılı çalışıyorum. 1911'de İstanbul. Dolayısıyla oradaki kostümün detayı, oradaki köşkün en ufacık bir aksesuarının bir parçası, oradaki karakterlerin tek tek analizleri. O kadar keyifli ki, aslında belki de hani matematik okudum, problem çözmek gibi bir şey bu. Hayatın içindeki problemi çözmek, sahneye koyacağın ya da yansılayacağın, oynayacağın karakteri çözmek, onun üzerine konuşmak, onu düşünmek. Büyük derya deniz, bitmez. Tiyatrocu mikrofonu alınca bırakmaz. Çünkü anlatacak çok şey var. Çünkü o kadar çok oyun, o kadar çok karakter, o kadar çok hikaye var ki. Hele bir de okumaya meraklıysa, biraz kendini geliştirmeye, yazmaya, çizmeye meraklıysa, dolayısıyla bunların hepsini araştıracak. Çünkü bizde maalesef toplum olarak eksik olan bir kelime var. Merak. Biz merak etmiyoruz. Eskiden ediyormuşuz. Nedense bu hasletimizi bize unutturmuşlar. Yani merak olmadan hiçbir şey olmaz. Önce merak edeceksin. Bütün büyük keşifler bununla başlamıştır. Ben bunu nasıl yapacağım? Bu adam nasıl bir adam? Karşıdaki karakter nasıl bir karakter? Bu oyun nasıl böyle? Buradaki dekor nasıl? Bu ışığı nasıl döndürmeliyim? Buradan oraya geçerken ne yapmalıyım? Şuraya bir şey yapsam nasıl olur? Yani bütün bunları yapabilmek adına emek harcadan bir süreç. Prova süreci dediğimiz süreç işte bir özel tiyatroda prova süreci yaklaşık 1,5-2 aydır. Bir işte kurumsal bir tiyatroda tabii ki oranın işleyişinden dolayı şehir tiyatrosunu kastediyorum. Cumartesi pazar oyun olduğu için, çarşamba oyun olduğu için falan haftada daha az sayıda çalışılabiliyor. Orada da işte yaklaşık benim genelde yönettiğim bütün oyunlar 40-45 prova ile çıkmıştır. Bu da yaklaşık 2,5-3 aya tekabül eder. Müzikal bir şeyse bazen 4 aya doğru gidebilir. Çünkü işin içine müzik ve dans da girer. Yani demek ki bu 3 aylık, 2,5-3 aylık, 4 aylık süreçte sen bir şeyle uğraşıyorsun. Onunla uğraşırken zaten o kişi olmaya başlıyorsun. Ama asla şunu yapmayacaksın. Şu dünyanın en büyük yalanı. Dün akşam bir oyun oynadım. Kendimi oyuna o kadar kaptırmışım ki böyle hiçbir şeyin farkında değildim. O adam oldum sanki. Böyle bir dünya yok. Ben Kurtlar Vadisi'nde oynadım. 3 sezon oynadım Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemlerinde. Ben hiçbir zaman İstiklal Caddesi'nde ben Kurtlar Vadisi'nde Rus baron oynuyorum diye dolaşmadım. Döverler çünkü. Biri vardı, öyle bir çocuk vardı. Dolaştı, dövdüler. İnanmış rolüne, gitmiş şeye, pavyona gitmiş, orada millete abuk hareketler yapmış. Bayağı dövdüler çocuğu. Yani sen o değilsin. Sen sanatçı bir insansın. Senin bir adın var, soyadın var. Genelde tiyatroculara da bu gözle bakar, halk da bu gözle bakar. Biz tiyatrocuyuz. Zaten ayırt ederseniz, siz de hemen dizide bizden ayırt ederseniz bu adam tiyatrocu. Adını bilmezsiniz genelde, adı soyadı neydi bilinmez tiyatrocunun. Ama bu adam tiyatrocu, bu oyuncu. Ama bazıları vardır, onlar gelir geçerdir. Gelen geçen tipler olur. 3 sene önce kimleri seyrediyordunuz, şimdi onlar yoklar. Onlar kalmazlar zaten. O tüketim toplumu onu tüketmek için var etmiştir, sonra yok olur gider. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum. İşte epeydir dizide oynamıyorum. En son oynadığım dizi Fox TV'de Ne Olur Ayrılalım dizisiydi. Çok talihsiz bir süreç içindeydi. Ülkece çok talihsiz bir süreçten geçtiğimiz bir döneme denk geldi maalesef.
Neyse, o kötü günler geride kaldı. İnşallah daha güzel zamanlar bizim olacak. Bizim ilk yayınlandığımız gece maalesef bu ülkede bir darbe teşebbüsü oldu. Dizi çok uzun soluklu olamadı, 4-5 bölümde. Çünkü o da insanların derdi başkaydı. Hepimizin derdi başkaydı. 4-5 bölüm sonra yayından kaldırıldı. Bunlar gelir geçer, bugün onu oynarsın, öbür gün bunu oynarsın. Geçen Zihni abi bir şey anlattı mesela, Zihni Göktay, çok hoşuma gitti. Dedi ki turnusol kağıdı vardır ya, hani böyle mürekkebi emen. Şöhret öyle bir şey olmalı, dedi. Onu sanki o turnusol kağıdına damlatıldığında onu emmesi gibi sen onu hazmetmelisin. Üstüne yakışmalı. Yoksa formika bir masaya döktüğün gibi mürekkebi akar kayar gider. Üstünde durmazsın da akar gider. 3 sene önce bir şey olursun, 5 sene sonra unutulur gidersin. Televizyon şöhreti 6 aydır. 6 ay geçtikten sonra kimse seni hatırlamaz. Ama ben yazan, çizen, okuyan bir tiyatrocu olmayı tercih ettim. Yöneten, oynayan. Bu anlamda da emek gerektirir. Yani bir role nasıl hazırlanıyorsun? Belki de bütün hayatımla hazırlanıyorum. Çünkü ben 7 gün 24 saat bunu yaşıyorum. Benim işim bu. Dolayısıyla tiyatroda yatıyorum, kalkıyorum. Bir film seyrediyorum. Bir müzik dinliyorum. Birisiyle sohbet ediyorum. Benim için hepsi bir okul. Hepsi öğreneceğim bir şey. Her şeyden bir şey alabilirim. Herkesten bir şey öğrenebilirim. Hiçbir zaman şey demiyorum. Yani nereden bilir ki, onunla sohbet etmem ben demem. Ben halkın içindeyim. Herkese sohbet ederim. Ondan da bir şey öğrenirim. Bilmediğim bir şeyi bir başka arkadaşımdan da öğrenirim. Hep kuru sünger olmaya çalışıyorum. Kuru sünger çok su tutar. Kuru sünger olacaksın. Yani almaya çalışacaksın sürekli. Yoksa ben oldum, doyum noktasına ulaştım dersen orada gidersin zaten. Onun için bu sadece saat sorduğu soru bir oyuna nasıl hazırlanıyorsunuz değil. Hayata da bu anlamda hazırlanıyoruz biz. Okuyoruz, çalışıyoruz, tartışıyoruz. Arkadaşlarımla bir beyin fırtınası yaratıyoruz. Oyun içerisinde, prova sürecinde de diyoruz ki burası böyle olsun, şurası o böyle mi olsa acaba? Adam böyleyken onu düşündü de bu lafı bundan mı söyledi? Ha şimdi bu akşam seyredeceksiniz belki oyunu. Bir vaudeville oynuyoruz, bir komedi. Ama biz mesela böyle nasıl ifade edebilirim? Aslında 1602 yılında Shakespeare Hamlet oyununda oyuncular sahnesinde bir tirat vardır. Orada çok iyi ifade etmiş. Bizim halkımız, yani Shakespeare diyor ki o dönemde, insanlar kaba gürültüden çok hoşlanırlar diyor. Kaba gürültüden. 1602'de bunu söylüyor. Hala 2017'de de kaba gürültüden çok hoşlanıyorlar. Yani kaba şaka falan filan. Çünkü bazı filmler, şimdi ismini zikretmeyeceğim, gişe rekorları falan kırıyor. Tabii ki komedi sevilen bir şey. Herkes komediyle birlikte olmak ister, komedi oynanmasını ister falan. Ama benim burada tercih ettiğim kişi komiğinden ziyade bir durum komiği. Ve bunu da yaparken zeka kullanmak. Yani yoksa burada açık saçık şeyler söylemek, bir takım galiz espriler yapmakla herkesi güldürebilirsiniz. Ama biraz zeka barındıran şeylerin içinde olmak. Onun için biz bir vaudeville oynuyoruz. Vaudeville tamamen bir matematiktir. Zeka üzerine kuruldur. Sahnenin her yerde, her dakika bir şey olmaktadır. Olaylar gelişir. Olaylar gerçek hayattakinden daha fantastiktir, absürttür. Siz o durumlara, adamın düştüğü durumlara gülersiniz. Aslında topluma ayna tutar tiyatro. Dolayısıyla toplumda neyin olmaması gerektiğini söylemeye çalışır. Böyle anlar, komiklikler yaratırsınız. Avrupa'da buna gag diyor. Bizde böyle bir program vardı yıllar önce. Kamera şakaları, gaglar. Aslında bütün bunların temeline baktığımız zaman biraz o anlamda küçük bir şey söyleyeyim. Mesela bizde meddah vardır. Avrupa'da stand-up var. İkisi çok farklı kavramlar. Biri ayakta, öteki sandalyede oturuyor. Mesela yazdığım İstanbul Hatırası oyununda meddaha şöyle bir laf ettirmiştim. Meddah diyor ki ya işte arkasınız yasladığı bir dünya görüşü var meddahın. Sandalyenin arkası. Sağ ayağı azim, sol ayağı sadakat. Ben çok oynadım, meddah oynadım. İşte İspanya'da Türkiye'yi temsil ettim. Uluslararası Festival'de meddah oynadım. Ve oradaki yapılan şey tamamen zekaya hitap eden, imaja hitap eden başka bir gülmeceyi ve komediyi oluşturmaktır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi akşam işte dedim ya, vaudeville bir şey seyredeceksiniz. Bir komedi oyunu izleyeceksiniz eğer gelirseniz, lütfederseniz. Biz burada şu an bunu yapıyoruz ama bunu yaparken şey yapmıyoruz. Yani amiyane tabiriyle
alta yatmıyoruz. Televizyon bunu yapar, alta yatar. O seni alıp bir yere götürmez. Onun amacı para kazanmaktır, alta yatmaya çalışır. Çünkü o toplumu ilerletmek değil. O der ki o sosyologların işi bizim işimiz değil der. Sosyologlar çözsün onu toplumsal problemleri. Anlatabiliyor muyum? Yolda giderken arkadaşlarıma bir şey anlattım. Süreç içinde evriliyor mesela. Biz şu an Amerika'nın 70'lerde yaşadığı durumlara geldik. Kriz noktasındayız. Yani masum bir saklambaç programıyla başlayıp sonra 70 yaşındaki Tontoş teyzeyle 73 yaşındaki Şeker amcanın birbirleriyle hayatlarını, yalnızlıklarını paylaşsınlar diye olan evlilik programlarına bir süre sonra 19 yaşında kızlar çıkmaya başladı. 20 yaşında olanlar çıkmaya başladı. Sonra onlar bitti, şimdi kriminal programlar başladı. Kim kimi kesti, kim kimi kaçırdı, kim kimi öldürdü, bu cinayeti çözelim. Amerika bunları yaşadı ve bu yüzden 70'lerin ortalarında şöyle şeyler olmaya başladı. Manyağın biri çıktı, insanları öldürmeye başladı, şöhret olayım diye. Yarın bu ülkede de böyle manyaklar çıkabilir. Şu cinayetleri işleyeyim de belki şöhret olayım diye. Yani bir sanatçı, bir oyuncu sadece bir oyuna hazırlanmıyor aslında. Kendi de bir oyuna hazırlanıyor, ekibine de bir şey hazırlıyor. Toplumu da hayata hazırlıyor. Toplumu belki de yönlendireceği yerlere götürmeye çalışıyor. Ne demek istediğimi hatırlıyor musun? Tabii ki biz de bir komedi oynuyoruz. Mecburen özel tiyatro yapıyorsun. Şimdi ben şehir tiyatrosunda Makedonya Gamzesi koyuyorum. Biliyor musunuz Makedonya Gamzesi'ni? Okudunuz mu romanı? Üstün İnancım romanı. Okuyun. Çok önemli bir romandır. Makedonya Gamzesi. Onu bir müzikal halinde sahneye koyuyorum şimdi. Bir dönem anlatıyorum. 31 Mart vakasını anlatıyorum. Abdülhamit döneminde İstanbul, Makedonya. Orada bir aşk hikayesi. Hayatın içindeki bir şeyler. Tabii ki kurumsal bir tiyatroda bir takım şeyler yaparken daha rahatsın. Anlatabiliyor muyum? Orada diyorsun ki ben burada bir takım şeyler anlatmak istiyorum falan. Oradaki gişe kaygın fazla yok. İyi iş yapma kaygın var orada. Bu tarafa geldiğin zaman gişe kaygın var. Tabii ki bilet satacaksın falan. İnsanlar. Şimdi bir anda burada dramatik bir şey oynayamayız. 10 kişi gelir. 3 defa oynarız. 4. de oynayamayız. Ha, bilet satmak için de böyle ucuz bir komedi de yapmayalım. İşte bunun ortasını bulalım, nitelikli güzel bir komedi yapalım, oyunculuklarımızı parlatalım. Hem iyi bir şey sunalım insanlara, hem de bir lezzetli bir şey olsun. Ben Türk tiyatrosuna inanan biri olarak mesela ne yapıyorum? Bu George Feydo'nun Kadınlar Terzihanesi adlı bir oyunu, bir komedisi. Ben her şeyi Türkleştirmekten yanayım. Çünkü bize ait olsun istiyorum. Ben şehir tiyatrosunda koyduğum bütün oyunlar yerlidir. Yerli tiyatrodan, Türk tiyatrosundan yanayım. Bunu da diyorum ki ben bu oyunu günümüze ve ülkemize uyarlarsam daha iyi seyirciyle irtibat kurabilirim. O anlamda bir çabanın içine giriyorum. Yani bir oyuna hazırlanmak deyince anlatacak çok şey var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Buyurun lütfen. Merhaba, hoş geldiniz üniversitemize. Adım Mustafa Ünal, soyadım Uçak. Bilgisayar mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Tiyatro kulübüne yazıldım. Şu anlık mutluyum ve bir sorum olacak size. Bilim adamından film adamına geçiş evrenizdeki yaşadığınız zorlukları merak ediyorum. Mesela atıyorum, bilgisayar mühendisi olmak istiyorum çocukluğumdan beri. Ama tiyatroda da çok eğlendiğimi ve bundan hani zevk aldığımı, hoşuma gittiğini fark ettim. Hani ileride kalkıp bir gün babama desem, baba ben tiyatrocu olacağım. Karşılaşacağım tepkiyi hani az buz tahmin edebiliyorum ama hani sizin de yaşadığınız zorlukları... Çok zordu. Yani hiç kolay olmadı bir kere onu söyleyeyim. Benim üniversite yıllarımda, ablam burada şu an duruyor karşımda. Benim üniversite yıllarımda ben liseyi bitirdiğimde babam ölmüştü. Benim üniversite okuyabilmem bir de bir mucizeydi. Bir arkadaşımın babası sayesinde ben İstanbul'a gidip üniversite okuyabildim. Çünkü gidemezdim. Bir durumumuz yoktu falan. Sonrasında ben öğrenciyken de çalıştım. Anketörlük yaptım, başka şeyler yaptım, garsonluk yaptım. Yani hep bu zorluğun içinden geçtim. Tiyatro yapabilmek için gömlekçilik yaptım ben yazları. Bayağı. Osman Bey'de Beşiktaşlı futbolcu Büyük Ali vardı ya, Ali Gültiken. Ali ile birlikte biz gömlekçilik yaptık. Ben onun depoculuğuydum Ali'nin. Gömlek katlıyordum orada yani yazları. Çünkü tiyatro yapmak istiyorum.
Ailem buna tabii hayır dedi, annem falan, yapma oğlum bilmem ne. Çok fazla da direnemedi kadıncağız yani. Çünkü ben ekonomik bağımsızlığımı kazanmak noktasında çok şeydim. Yani ben çalışacağım, paramı kazanacağım, ben de bu işi yapacağım. Yazları kurslara gittim, işte Uludağ'da çocuklara yaz kampları yaptım, anaokullarında öğretmenlik yaptım. Yani hep bir şeyler yapmaya çalıştım. Başka işler de yaptım dediğim gibi tiyatronun dışında. Büyük bir mücadele. Tabii şu da var yani, bu tiyatrocu çok büyük para kazanmıyor. Ben şu an şehir tiyatrolarında A kadrolu 100 puan üzerinden en yüksek devlet memuruyum. 3.900 lira maaşım var. Allah razı olsun devletten de çok az yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Doğuş Holding'deki güvenlik görevlisi 4.500 lira alıyor yani. Şimdi az bir para bu. Tiyatroda para yok. Zor. Arkadaşlarımız da sınava geliyorlar, gidiyorlar. Biz onlara diyoruz ki tiyatroda para yok. Ama onlar büyük bir özveriyle bu işin içinde olmaya çalışıyorlar. Ben de bu yollardan geçmiş bir adam olarak, bütün bu süreçleri yaşamış bir adam olarak, dekor boyamış, dekor taşımış bir adam olarak bu sürecin içinde onlarla omuz omuza olmaya çalışıyorum. Oyunda dekor da taşıyorum, kostüm de hazırlıyorum, kendi ayakkabımı da gidip alıyorum. Çünkü bu süreci yaşadım ben. Oradan gelen onu bilir. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Tamam mı? Şimdi sen eğer bilgisayardan tiyatroya geçeceksen bir kere bu konuda müthiş bir çalışma yapman lazım. Ben 94 yılında şehir tiyatrosu sınavına girdim. Şimdi kolay değil, öyle konservatuar mezunu adamlar falan filan var orada. Böyle sana uzaydan gelmiş gibi bakıyorlar. Ama tabii bir taraftan da Suna abla, Zihni abi gibi doğuştan yetenekler var. Ne yapacağız şimdi? Zihni Göktay, Suna Pekuysal'ı. Onlar konservatuar okumadılar. Onlar zaten okul. Toran Karacaoğlu başlamıştı. Okul zaten yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o zaman diyorsun ki ben bunlardan bir şeyler öğrenmeliyim. Hepsiyle çalıştım, şanslıyım. Hala çalışıyorum. Zihni abiyle Cibali Karakolu'nda oynuyorum. Aynı zamanda yönettiğim hisseyi Şahiyat'ı başvuru Zihni Göktay oynuyor. Hala bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hala onlarla birlikteyim. Demek ki burada müthiş azmetmen lazım. İnat etmen lazım. Sebat etmen lazım. Müthiş. Ve eğer burada kararlıysan burada yürümen lazım. Ha, mesela Zihni abiye Terzi babası demiş ki zamanında, ben tiyatrocu olacağım demiş Zihni Göktay. O da demiş ki bak oğlum, iyisini olacaksan ol. Olmayacaksan olma. İyisini olacaksan ol sende. Olmayacaksan olma, çok üzülürsün. Ne istediğin gibi kendini tatmin edebilirsin, ne para kazanabilirsin. Yani buna bu yola baş koymak lazım. İyisini olacaksan ol abi. Anlatabiliyor muyum? O zaman yürü, çalış, emek harca, kitap oku, oyun seyret. Burada ben kendimi ifade edeyim. Bir de hele birileri de bu çocuk yetenekli ya, vallahi iyi bak, çalışkan da derlerse harika olur. Bir de hepsinin temelinde Müşfik Kentel'in lafı çok önemlidir. Önce insan. Tiyatrocu olacaksan önce insan. En önemli şey bu. Çalışkan ol, iyi ol ve bu iş için emek, kendine emek harca. Emek yoksa yemek yok. Harika hocam. Ben 7 senedir bilgisayar mühendisliği okuyorum. Beni bulursan konuşuruz. Anlatırım sana bütün zorlukları. Evet. Zor ya, zor ya, çok zor. Hayatın şartları içerisinde tiyatrodan para kazanmaya çalışmak çok zor. Kolay değil. Bir de öyle hemen zıt diye sokakta geçerken gel kardeşim diye televizyon dizilerine yapıştırıyorlar sizi yani. Bayağı sabahın 5'inde Taksim Meydanı'nda çok bekliyorsun. Önce Taksim Meydanı'nda AKM'nin önünde 5'te bekliyorsun. 6'da servise biniyorsun. Gidiyorsun falan filan. Cam bardakta çay içene kadar çok zaman geçiyor. Ben şanslıydım. Neden şanslıydım? Çok çalıştım, çok emek ettim. Kendime emek ettim. İyi işlerde, iyi insanlarla oldum. O olduğum işlerde o insanlardan çok şey almaya çalıştım. Ben şehir tiyatrosunda hızlı başroller oynamaya başladım. Yani ben 95'te işte girdiğimi düşünüyorum. 2 sene taldeydim, 97. Ben 99'da başrol oynamaya başladım. Kolay değildi yani, o süreci atlamak zordu. Sonra da orada durmaya çalışmak da zor. İşin bir de o tarafı var. Oradaysan da durman lazım. Oynamayacak, kaşın gözün. Orada durmaya çalışacaksın ki devamlı olabilesin. Devamlılığı var yani. Evet, son bir soru daha alayım mı? Var mı soru? Pek de soru gelmiyor. Buyurun, buyurun.
Ben hoca hakkımı sonuna getiririm. Merhabalar. Ben Büşra. Türk Dili ve Edebiyatı 4. sınıfım. Harika. Benim şöyle bir sorum olacak. Şimdi biz Türk tiyatro tarihi görüyoruz derslerde. Benim dikkatimi şu çekti. Tiyatrolarda yani eski tiyatrolarda eski dönemlerde oynanan tiyatrolar hep antik Yunan. Zaten tiyatro biliyorsunuz antik Yunan'da doğru geliyor. Şöyle bir şey fark ettim. Günümüzde mesela mitolojik oyunlar oynandığı zaman her zaman antik Yunan mitolojisinden, Yunan mitolojisinden faydalanılıyor. Ama şöyle bir nokta var. Aslında Türk mitolojisi çok daha kapsamlı. Neden Türk mitolojisi hiç uyarlanmıyor? Bir kere evvela şunu söyleyeyim. Ben mitoloji çalıştım. Karşılaştırmalı dinler tarihi çalıştım. Mitoloji denen şey çok enteresan bir şey. Şöyle düşün. Bizde Türk mitosunda ne var? Tanrı Dağı var, Kayra var. Değil mi? Olimpos var. Değil mi? Şey var. Zeus var. Valhalla var. Kuzey Avrupa'da. Odin var. Tamam mı? Şimdi mitolojilere bakıyorsun. Hep bir dağ var. Üstünde bir tanrı var. Ya bunlar birbirleriyle nasıl haberleşiyorlardı? Bu insanlığın ortak bilinci. İnsanoğlunun evrensel bilinci. Yani insanoğlu doğuyor, büyüyor, aşık oluyor, yemek yiyor, çiftleşiyor, çocuğu doğuyor, onu büyütüyor falan filan. Yani bu Kuzey Amerika'da da, Güney Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Biraz evvel Kırmızı Pazartesi dedim ya. Kırmızı Pazartesi diyor ki Gabriel Garcia Marquez bir cinayet hikayesi anlatıyor. Herkesce malum bir cinayet hikayesi. Bunun Mardin'de yaşanmadığı ne malum? Evrensel bir şey. Çünkü insanlığa ait bir şey. Yani bu Kolombiya'da da yaşanabilir. Aynı töre cinayeti Mardin'de de yaşanabilir. Demek ki insanın ortak değeri. Dolayısıyla insanın ortak değerini oluşturan bir şeyi bulduktan sonra senin neden onu tercih ediyorsun, etmiyorsun meselesinde verilen ürünlere bakacaksın. Yani neden biz Medea oynuyoruz? Şimdi enteresan bir şey anlatayım size. Medea bir oyun. Kocasına kızan bir kadın iki çocuğunu öldürüyor. Kocasına kızdığı için. Tamam mı? Böyle bir trajedi. Reşat Nuri Güntekin 1925 yılında Milli Eğitim Müfettişi olarak Anadolu'yu dolaşıyor. Lütfen al ve oku. Anadolu notları. Reşat Nuri Güntekin. Orada bir şeyden bahseder. Bilmiyorum. Dikkat edecekti mi? Bir gün Sivas'ın bir köyüne gidecek müfettiş. Şimdi o zaman 1925'lerde 26'lar müfettiş büyük olay yani. Ankara devlet geldi yani. Yani Cumhurbaşkanı gelmiş gibi bir şey. Devlet memuru bir adamın Sivas'a bilmem neye bir köyüne gitmesi. Büyük olay. İşte bir aracında bir sıkıntı oluyor da bir yere köye vakitsiz bir yer bir şekilde bir gece kalmak zorunda. Muhtarı buluyor. Muhtara diyor ki ben bu gece burada köyünüzde bir sağ olun. Aman efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ya hay Allah ne yapalım ne diyeyim. Köy odaları vardır yani köy odalarında konaklayacak ama diyorlar ki işte efendim köy odamızda da bu akşam diyorlar hay Allah ya oyun vardı. Oyun vardı deyince Reşat Nuri Güntekin'in tüyleri diken diken oluyor. Diyor ki ne oyunu? Diyorlar ki işte bir seyirlik bir şeyimiz var biz onu oynuyoruz burada. Affedersiniz. Onu oynuyoruz burada bu akşam da o vardı ama iptal edebiliriz yani. Şey var siz istirahat edin. Hayır hayır diyor lütfen iptal etmeyin. Ben izlemek istiyorum. Oturuyor köy evinde köy odasında köylülerle birlikte köylüler kendi aralarında bir oyun oynuyor. Ve başlıyor bu oyunu seyretmeye. Oyunda bir kadın var. Kadının adı Mediha. Kocasına kızıyor, iki çocuğunu öldürüyor. Reşat Nuri diyor ki, Sivas'ın dağının bir köyünde. Bunlar Medea oynuyorlar. Siz bunu nereden biliyorsunuz diyor oynayanlara, oynatanlara. Diyorlar ki, vallahi bunu babalarımız oynardı. Onlara da babaları öğretmiş. Şimdi bu coğrafya öyle bir coğrafya ki. Kim nerede, ne nerede? Hikaye aynı. Hikaye temelde aynı anlatabiliyor muyum? Anlatılan şey aynı. Sen bunu kim anlattı, ne anlattı meselesi değil bu. Şimdi bunu en iyi anlatanı bulmak lazım. Şimdi adam diyor ki şaşkınlık içerisinde ya diyor nasıl olabilir böyle bir şey? İnsanlığın ortak bilinci, aynı dram, aynı yaşanmışlık, aynı olay. Anlatabiliyor muyum? Ve onu sahiplenmiş, kendini yapmış. Bizim köylümüz çok zekidir ve çok yoğrulmuştur. Ben mesela bir adamla tanışmıştım, telde, Erzincan'dan gelmişti, kartal dansı yapıyordu. Biz oturup seyrettik onu saatlerce tiyatro,
araştırma laboratuvarında izledik adamı. O da oğlunu öğretiyordu. Köylü bir adamcağızdı. Fakat bir kartal dansı yapıyor, aklınız çıkar yani. Sahnenin ortasına bir tane taş koyuyor, başka bir şey yok. Bir taş ve başlıyor kartal gibi uçmaya. Süzülüyor, dönüyor, avına bekliyor, taşın tepesine konuyor, aşağı iniyor. İşte köy seyirlik oyunu. Müthiş bir gösterim. Şimdi bu anlamda eser vermek lazım. Bu anlamda bir şeyler yazmak lazım. Yazdıklarımızın bunlarla boy ölçüşmesi, bunları geçmesi lazım. Mesela biz Haşmet Zeybek rahmetli Uygarlık Çöplü diye bir şey yazmıştı. Gılgamış Destanı'ndan yola çıkarak biz de onu oynamıştık. Mesela Bir diye bir şey yapmıştı, Şehir Tiyatrosu'na yazmıştı, oynamıştı. Şimdi bu buralarda yazarlara çok iş düşüyor. O hikayeleri bulun, çıkarın, oynatın, yazın. Mesela birisi yapmazsa ben yapacağım. Hasan Boğuldu hikayesi, Edirebit'in bizim Hasan Boğuldu hikayesi. Bu hikaye çok enteresan bir hikayedir. Bu hikayenin mutlaka incelenmesi lazım ve yapılması lazım. İyi bir dilde, iyi bir oyun yazılması lazım. Çünkü hikaye şunu anlatır. Hülya Avşar'ın bir filmi olarak seyrettiniz. Hasan Boğuldu Şelalesi'nin adını veren bir hikaye. Bir kızla bir oğlan var, bunlar evlenemiyorlar. Oğlan ölüyor, şelaleden kendini atıyor, işte Hasan Boğuldu. Hikaye bu değil. Hikaye bu değil. Bu hikayenin altı dibi çok güzel. Çünkü bu hikayede anlatılan ne biliyor musunuz? İki kültürün, iki farklı kültürün kavuşamaması hikayesi. Kız bir dağ köylüsü, yörük. Oğlan ovalı. Bunlar pazar yerinde birbirini görüyorlar, aşık oluyorlar. Ve sonra diyorlar ki biz evlenelim, birlikte olalım. Mümkün mü böyle bir şey? Affedersiniz. İki farklı mezhebe ait, iki farklı toplum yapısına ait iki insan. İki kavuşamaz dünya. Ve oğlan dağa çıksa, dağdakiler ona hanım evlat diyecekler, ovalı. Kız aşağı inse yörük. Yani Alevi Sünni var bu işin içinde. Müthiş. Sonra diyor ki kız, bir testten geçeceksin. Sırtına bir çuval tuz yükleyeceğiz. Bu tuzu aşağıdan, ovadan yukarıya köye taşıyacaksın çıplak sırtında. Başarırsan yukarıdaki adamlar sana hanım evladı demezler. Çocuk sırtına bir çuval tuzu yüklüyor. Başlıyor yokuşu çıkmaya. Dağın tam yarısına geldiğinde tuz erimeye başlıyor terden. Yanıyor sırtı, etleri yanıyor. Ama artık dönemez. Ne aşağı dönebilir, ne yukarı çıkacak takati var. İşte çocuk tam arada. Aşağı dönse, ne oldu? Yapamadım diyecekler. Yukarı çıkamaz, enerjisi yok, gücü yok, bitti. Kanter içinde sırtı. Orada dönüşü yok artık. Orada atar kendini şelaleden aşağı. Hasan Boğuldu öyle basit bir hikaye değil. Şimdi sen bu coğrafyada biz bunları anlatmalıyız. Biz niye parça parça edilmeye çalışıyoruz? Senin Gaziantep mutfağından bahsediyorsun. Edirne'nin ciğeri de ne güzel olur. Trabzon'un yemeği de harika. Yemeklerde, folklorlarda, her şeyde birbirimizden hoşlanmıyor muyuz? O zaman niye bizi ayrıştırmaya çalışıyorlar? Bizi ayrıştırmaya çalışanlara niye prim sağlıyoruz? Bu ülke bu zenginlikleriyle bir bütün. Bunların hepsi bizim zenginliğimiz. Bunların hepsi bizim değerlerimiz. Biz bütün bu değerleri, bu zenginlikleri böyle yumruk gibi sıkarsak başarılı oluruz. Yoksa yemeklerde falan Türkiye yemek, Türk yemekleri diyoruz da niye öbür tarafta bizi ayırmaya çalışıyorlar bunu düşünmek lazım. O zaman ta gideceksin başka yerlere, Amerikan misyoner okullarına falan gitmek lazım. İş başka yerlere gider. Biraz kafamızı çalışalım. Kendi hikayelerimize kendi hikayemiz gibi sahip çıkalım. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Türk Dili Edebiyatı'nda okuyorsun. Yaz, bunları yaz, bunları oku, bunlar üzerine gel. Bunlarla ilgili bir şeyler yaz, ben de onu oynayayım, yapayım. En güzelini yapmaya çalışayım. Çünkü derdim o. İşte yazılmamasını üzülüyorum ben. Evet. Yani ben yazıyorum. Ben işte İstanbul'da bir aşk yazdım mesela. Marmaray kazılarında başlayan tarihsel yolcular giden bir hikaye. İstanbul hatırası yazdım. 5 sene biz kapalı bir şey oynadık Şehir Tiyatrosu'nda. İstanbul 2010 Kültür Başkent Etkinlikleri için Kadir Topbaş rica etmişti. Yazdık, oynadık falan filan. İstanbul hatırası. İstanbul'da yaşanmış bir aşk hikayesinden bütün bir dönemi anlatan bir oyundu. Çünkü biz bunları yakalamalıyız artık. Biz bu kendi hikayelerimizi yazmalıyız, çoğaltmalıyız. Yapmalıyız yani bence de. Ama yapamıyorsak evrensel başka bir hikaye, bir medyaya alıp oynamalıyız. Ama hakkıyla oynamalıyız. Adam yazmış.
Ne yapalım, Sofokles yazmış, Öripides yazmış, Aristofanes yazmış, çok da sağlam yazmış. Oynayalım. Ama oynarken, sahneye koyarken bizim diyeceğimiz bir lafı da sokalım onun içine. Bize anlatan, bizim günümüze hikayesinin göndermesi olsun. Buraya dair bir laf etsin. Ne demek seni anlatabiliyor muyum? Bize dair bir laf etsin. Günümüze, gündeme dair. O zaman daha da güzel olacak. Aa bak evet, öyleyken böyle. Gördün mü? Hiçbir şey değişmemiş. Aslında tarih midir tekerrür eden? Yoksa bizim hatalarımızdan dolayı mı biz tarihe tekerrür ettiriyoruz? Hocam bir şey soracak. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda hoca rolünde. Harika. İsmim Muhammed Okur. İyi bir tiyatro sever olduğumu düşünüyorum. Sormak istediğim soru aslında basit ama bir tiyatrocudan cevabını bekliyorum. Ben tiyatro seyrederken tiyatro seyircilerinden rahatsız olan bir tiyatro severim. Bir fikrim var oyuncular için nasıl düşündüğünü ama oyuncular seyircilerden etkileniyor mu acaba? Bunu çok merak ediyorum çünkü sinemada işte popcorn dediğimiz yemek mantıklı ama tiyatroda bu tür durumlar olduğunda veya işte biri çayını yudumlarken, çünkü her tiyatro olan yerde aynı seyirciler olmuyor. Ben öyle gözlemledim. Bunun oyuncular tarafından nasıl olduğunu... Zor ya, çok zor. Bu Muhsin Ertuğrul döneminde de zordu, bugün de zor. Muhsin Ertuğrul seyirciye kapıdan girişte böyle bir şey dağıtırmış. O belge bizde var. Tiyatro seyretme adabı diye. Tiyatroda işte kıpırdamayın, yemek yemeyin, işte şunu yapmayın falan. Bayağı yazmış Muhsin Hoca, Muhsin Ertuğrul. Ve bu her seyirciye dağıtılmış, belli bir disiplin, belli bir eğitim alınsın diye. Sanıyorum bunun yolu şuradan başlayacak, çocuk tiyatrosundan başlayacak en temelde. Çocuk tiyatrolarında buna dikkat edeceğiz, bunları eğiteceğiz, bunları söyleyeceğiz, öğreteceğiz. Dolayısıyla öyle başlaya başlaya gidecek. Sadece o değil, mesela bir cep telefonu malum büyük sıkıntı. Yani biraz hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi eğitim şart, seyirciyi de eğitmemiz gerekiyor. Ama mesela seyirci de öyle kolay eğitilmez, zordur. Bu anlamda mesela Bilecik Belediyesi, başkan çok iyi bir şey yapıyor, çok güzel bir şey yapıyor. Hayran kaldım, geçen sene bir cümle sarf etti mesela, dedim çok hoşuma gitti. Dedim ki ya enteresan bir adam yani, Selim Yağcı, iyi. Dedi ki ben iki temel attım dedi göreve geldiğimde, bir kanalizasyon dedi, bir tiyatro dedi. İki temel attım, biri altyapı, biri üst yapı dedi. Çok önemli dedi, belediyeciliğin işi budur dedi falan. Hoşuma gitti bu yaklaşım. Dedim ki helal olsun, çok iyi. Yani altyapıyı hazırladığımız kadar üst yapıyı da hazırlamamız lazım. Dolayısıyla bu festival, bu tip oyunlar, bu tip... Biz gidelim, her yere gidelim, biz oynayalım. Çünkü seyirci seyrettikçe, seyretmenin keyfine vardıkça onun kurallarını zaten yavaş yavaş öğrenecek. Çocuk tiyatrosu bu anlamda çok önemli. Bizlerin tiyatroya ilgisi, alakası çok önemli. Biz oyuncular bunları şey yapıyoruz, affediyoruz. Bir küçük hikaye anlatayım. Bir Zihni abi hikayesi güzeldir. Sahnede Zihni Göktay Kanlı Niger oyununda biraz absürt bir oyun. Kanlı Niger'de cep telefonu var. Fantastik oynuyorlar. Diyor, telefonu çıkarttım diyor, bir yeri çeviriyor. Madame Mombala yarayacak. Büyücü, falcı Madame Mombala yarayacak. Telefonunu çevirirken seyircilerden birinin telefonu çalıyor. Ön sırada. Tesadüf, denk getir Allah'ım. Seyircinin bir telefonu çalıyor. Kadın da panikle böyle telefonunu arıyor. Kadıköy Haldun Taner sahnesinde. Böyle diyor ki susmuyor diyor kadının telefonu. Yani kadınınki çalıyor. Benim de elimde telefon var, arıyorum. Ondan sonra kadın işte şey falan, millet homurdanırken böyle şey demiş Zihni abi. Hanımefendi kusura bakmayın, ben Madame Mumbala yadım ama siz düştünüz herhalde demiş. Kapatın da ben dedim kadını arayayım diye. Yani şimdi hem onu rencide etmeden hem de onu böyle hani yerine geldi, tam noktasına koyduk noktasında. Böyle onu ince nükteden bir şekilde espriyle hayatının dersini vermiştir herhalde. Bir daha öyle bir şey yaşanmaz. Şimdi hani böyle şey olmak. Bizden yapabileceğimiz bu. Onun dışında ne yapabiliriz ki? Seyirci yemek de yiyor, horlayan var, oturan var, bir sürü şey var. Yanlış anlayan çok. Yani şunu demek yanlış anlayanlar var. Mesela hep çocukluktan bize tiyatro sessiz seyredilir arkadaşlar. Hadi bakalım çiçek olun falan diyorlardı. Ha evet, yüksek sesle gülmenin ayıp olduğunu düşünenler var mesela.
Biz ona da üzülüyoruz. Diyoruz ki niye gülmüyorlar ya? Çok beğeniyorlar ama niye gülmüyorlar? Evet. Ya da nerede alkışlanacağı, bunların hepsi daha çok oyun seyrederek oluşabilecek bir şey. Onun için de bu imkanları veren belediyelere de teşekkür ediyoruz. Peki arkadaşlar, sanıyorum bitti. Ben bir ekibe teşekkür belgesi vereyim, sonra bitireyim. Tamam. Akşam 8'de oynuyoruz. Evet. Eğer gelirseniz memnun oluruz. Oyunlarımıza bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Harika bir topluluk.